hamile olduğumuz haberini eşimize nasıl söylüyoruz? Bence en iyi yöntemlerden bir tanesi yüz yüze söylüyor olmak. Sakın o anın heyecanına kapılarak telefonda söylemeye kalkmayın veya yazılı olarak söylemeye kalkmayın. Çünkü bu güzel anla gerçekten sevdiğiniz kişinin gözlerine bakıyor olarak söylüyor olmak bence çok 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 değerli ve insanın gerçekten hayatında bir kere yaşadığı anlardan bir tanesi olduğu için bunun böyle keyfini çok güzel bir şekilde çıkartmak gerekiyor. Doktordan çıktığımda gerçekten kafama böyle balyoz inmiş gibiydi. Hiç ne yaptığımı bilmiyordum ve arabayı gerçekten nasıl kullandığımı bilmiyorum. Arabada böyle sürekli bir şeyler düşünüyorum ve nedense vişne kurusu yemeye başladım. Şaka gibi. Vişne kurusu yani. Acaba bu niye işaret? Evet, bayağı böyle ruh gibi o arabayı kullandım ama eve gitmeden önce 2 demet çiçek almayı düşündüm. Çünkü bu güzel haberi verirken ortamda böyle bir hoşluk olsun, güzel taze çiçekler olsun, böyle tatlış bahar esintilerinin olduğu bir ortamda bu haberi vermek istedim. Ne yaptın bugün yemekte? Yemekte ne yaptım ben? Çiçek popcorn. Ve eve geldiğimde de o çiçekleri var olan bir tane vazoya koydum. Böyle ufak bir jest de yapıyor olabilirsiniz. İşte mum yakmak, güzel bir sofra hazırlamak, işte çiçek almak gibi. Bir kadının size çiçek alması bence çok özel. Ben ilk başta anlamadım tabii ki. Bir hazırlıklar, yemek yapıyor. Çiçek alınmış, papatyalar alınmış bana falan. Çok hoşuma gitmişti o papatya mevzusu. Evet, bizim şimdi Caner'le aramızda böyle bir takım işaretler vardı. Bizim hikayemizi anlatan, sürekli bununla ilgili birbirimize yazılar, videolar ve fotoğraflar gönderdiğimiz bir takım işaretler vardı. Ve ben hamile olduğumu öğrendiğim doktorda bu işaretlerin birçoğunu görmüş olduğum için ben öyle bir giriş yaptım. Aa bak burada ne varmış, burada da şu vardı, burada da bu vardı gibi sanki normal günlük hayatımda yaşamış olduğum şeyleri bir videoda anlatıyormuş gibi yaptım. Bak, bakar mısın? Adamın duvarında gerçek kelebek koleksiyonu var. Çok komikti ya adamın. Gittiğimiz yerlere taş toplayalım mı demiştin ya o. Şey, deniz kabuğu da var orada. Deniz kabuğunu hatırlıyorsun herhalde. Olaylar bu şekilde gelişti. Sonra zaten Caner bir telefon ekranına bakmış olduğu ve ona sanki sürekli bir şey gösterecek olduğuma alışmış olduğu için o anda da o görüntülerin arasına pat test sonuçlarını yerleştirdim. Şöyle bir sonucumuz var. Ne bu ya? Bir dakika. Nasıl bir sonuç bu? Ya bilmiyorum nasıl bir sonuç. Bir rakamlar yazıyor kağıtta. Yani gebelikle ilgili pek bir şey yazmıyor. Kaçtı ya? 18 bin bilmem kaç. Meğersem o 0.5'in üstündeyse o oran Müge'ninki 18 bin küsürdü. Hamile oluyormuş. Anlamadım ki. Gebe olmayanlar diyor. Ha? Yani 0.5'ten yukarıda olunca hamile olmuş oluyormuşsun. Ama burada kaçırdığım şöyle bir durum vardı. Çünkü eğer bir kan tahlili gösteriyorsanız o kan tahlilinde aslında çok net bir şey yazmıyor. Yani bir takım rakamlar yazıyor. Bir takım rakamlar yazdığı için de karşı tarafın bunu anlıyor olması birazcık zor olabiliyor. Bizde de böyle bir durum yaşandı. O yüzden böyle istediğim etkiyi böyle bir anda çok yüksek bir şekilde alamadım. O süreç uzadı. Çünkü Caner bir şekilde ne olduğunu anlamadı. Sürekli bana bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya demek durumunda kaldı ve ben de tabii ki onun anlamasını beklediğim ve kendim söylemek istemediğim için böyle birazcık garip anlar oluştu. Ben 3 dakika boyunca test sonucuna baktım ve bir ton rakam yazıyor. 3 dakika baktım ve
ne bu ya, ne bu, ne bu dediğim halde hiçbir şekilde de söylemiyorsun. Okey. Şu mu dosyana? Ne 0.5? Yani sonuç işte orada yazıyor kaç rakam olduğunu. Ya ben de anlamadım ama şöyle bir açıklaması var. Bu şu an bu en son gittiğin adam mı? Evet. Evet, aynen. Nasıl yani? Bilmiyorum. Nasıl biliyorsun? İşte bilmiyorum. Açıkla bunu. Neyi açıklayayım? İşte bunu açıkla yani. Anlamadım ya. Sonrasında bir şekilde anlaşmış bulunduk ve gerçekten çok büyük bir şok yaşandı. Evet, hamileymişim abi. Abi. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bu tarz durumlarda erkeklerin tepkileri birazcık daha farklı olabiliyor. Onların yaşadıkları şok bizim yaşadığımız şoklardan birazcık daha farklı olabiliyor. O yüzden önceden bir kadın olarak kendimizi hazırlamamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de eşimizin vereceği tepkiye hazırlıklı oluyor olmak. Yani kendimizi her türlü tepkiye alıştırmak. İnanamıyorum. Şu anda abile misin? Evet. Ben de inanamıyorum. Bayağı şok oldum yani. O da böyle ya işte bir ben başka bir şey sormak için gitmiştim. Şakala bak, bunu hazırlamış. Sunum hazırlamış. Wow. Mutlu musun? Evet. Dedim ki neden peki normal bir şekilde yapmadım? Yani tek istediğim şuydu. Hep o çubuğu bekledim. Hep o çubuğu bekledim yani. Nerede benim çubuğum? Şu. En basiti. Pozitif. İşte orada aslında çok da beklediğim tepkiyi alamamış olduğum için böyle birazcık bir kırılmış, ne diyor ya bu falan gibi hissetmiş olsam da demiş olduğum gibi sakinliğimi elimden geldiği kadar korumaya çalıştım. Çünkü karşı tarafın da duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalıştım. Zaten belli bir zaman geçtikten sonra da karşımızdaki kişi bir erkek olduğu için tabii ki bizimle aynı duyguları yaşamasını beklemeyiz. Ancak böyle birkaç gün geçtiği zaman onlar da durumu hemen fark edip normal olması gereken duygularına ve tavırlarına geçiyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten bana hamilelik konusunda ve hayatımıza yeni gelecek olan bebekle ilgili endişelenmemem gerektiği ile ilgili çok güzel bir jesti vardı Caner'in. Onu da balon videosunda izleyebilirsiniz. Beyaz tüyler mi?